Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce bot vermiştim. Şimdi arkadaşlar onun hemen ince ayarlarını, yani config dosyasının ayarlarını veriyorum. Arkadaşlar şu merak ettik botun içinde hemen config'de config dosyası var. Girdik. Arkadaşlar hemen isterseniz bakın not defteriyle açabilirsiniz. Not defteri olmayan notepad kullananlar notepad ile açabilir. Fark etmez arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öncelikle hemen başlayalım. Şu arkadaşlar gördüğünüz zaten belli. Güncellemeler diyor, otomatik diyor, yüklesin mi diyor. Evet. Sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar aşağı baka baka gidiyorum şu şekilde. Arkadaşlar şu, yani catch Pokemon dediği, Pokemon yakalayayım mı diyor. Turu yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakıyorum aşağı doğru. Bakıyorum. Bunlar yükseltmeler. Şura arkadaşlar koordinatlar, biliyorsunuz kendiniz. Arkadaşlar bu hız, ne kadar hızlı gideceğiniz. Bunu bence 30'u geçmeyin, 30 yapın. Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu ne kadar süre geçtikten sonra tekrar Pokemon yakalansın diyor. Arkadaşlar bunun 2000 en normal hali. Neden? Yani normal bir insan yakalıyor gibi, bot yakalamıyor gibi şu anda. Unutmayın 2000 iyi hali. Arkadaşlar bu şu ıv olayı var, value olayı. Diyor ki yani evolve edilecek value oranı diyor. 95 yapıyoruz normalde. Ama arkadaşlar bakın, öncelikle şuna dikkat çekeyim. Bakın burada bunu false yaparsanız bu işe yaramıyor. Bence false'a bırakın. Ya da siz true yapın, buraya ayarlayın, fark etmez. Bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki elinde diyor şekeri olan Pokemon'lar diyor evolve yapayım mı diyor. Evet dedim ben. Bakıyorum arkadaşlar aşağı doğru. Arkadaşlar bu elimde diyor en az diyor kas CP'leri tutayım diyor. Altını transfer ediyor. Dikkat edin bakın. Altını transfer ediyor. Bu keep min CP dediği de elindeki tutacağı Pokemon CP'si. Bunu mesela ben 1400 yapıyorum. Ya da 1500 yapıyorum arkadaşlar. Abartıyorum. Bu arkadaşlar kaç level elimde tutayım diyor. 90 demişim. Kaç leveldi işte. Bakıyorum. Bu da 100 keep min level diyor. Bunlar arkadaşlar boş ver. Bunlarla şunlarla falan işiniz yok. Ha şunun ne var? Diyor ki arkadaşlar elimde kaç tane aynı Pokemon'dan tutayım diyor. Mesela 2 yapıyorum ben. Yani en yüksek 2 tane Pokemon elimde tutacak. Unutmayın arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyorum. Arkadaşlar bu kuluçka kullanayım mı diyor. Bunu hemen turu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani kuluçkayı diyoruz. Kullan. Şanslı yumurta kullanayım. Hayır dedik. Bakıyorum arkadaşlar. Berry diyor. Ne zaman kullanayım diyor. Binlikte kullan diyor. Berry arkadaşlar zaten bol bol geliyor. En düşükte 90'da kullanayım diyor. Arkadaşlar size bir sonraki videoda Ender Pokemon yakalamayı vereceğim. O zaman arkadaşlar şurayı isterseniz şimdiden turu yapabilirsiniz. Burayı yani Use Sleep Location Server'a turu yapın. Bu nedir arkadaşlar? Size Ender Pokemon yakalama, yani bu botla uyumlu daha yüksek CP'li bu Ender olan mesela Snorlax, Lapras gibi vesaire Pokemon'ları yakalamak için vereceğim arkadaşlar. Buraya turu yapın. Bakıyorum arkadaşlar aşağı doğru. Bunları boş verin. Bunlarla işimiz yok şu anda. Baka baka gidiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar Great Ball diyor, kas CP'de kullanayım. Ultra Ball'ı kas CP'de kullanayım. Master Ball'ı. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani şu alan. Aşağı doğru gidiyorum arkadaşlar baka baka. Transfer edeyim mi diye evet diyoruz. Başka da arkadaşlar burada herhangi bir şey yok gibi baktım. Evet arkadaşlar buralara geldik. Arkadaşlar bunlar itemler. Bunları zaten biliyorsunuz şeyden. Aşağı doğru ineyim.
Arkadaşlar bunlar transfer edilmeyecek Pokemon'lar. Burayı istediğiniz ekleyebilirsiniz ama unutmayın tırnak işareti koyacaksınız. Arkadaşlar bunlar evolve edilecekler. Bunlar yakalanmayacaklar olması lazım arkadaşlar. Yakalanmayacak. Ama arkadaşlar level kasıyorsanız bunları yakalayın. Yani burayı komple silebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar buraları boş verin. Bu neymiş? Pokemon'lar diyor. Evet arkadaşlar ayarlarımız bu kadar. Arkadaşlar bu ayarladığım dosyayı size alttan yani videonun altından vereceğim. Bunu direkt config dosyasına atıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendiniz de yaparsanız burayı bittikten sonra normal notebook şeyden giriyorsunuz nottan direkt çarpı basımsana kaydet geliyor ya da CTRL yani Ctrl S yapıyorsunuz. Bakın yaptım kaydetti şu anda. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa da arkadaşlar videonun yorum kısmından yazabilirsiniz.